Hepinize merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün yine ofiste video çekiyorum ve kamera arkamda yine iş arkadaşlarım ve Yiğit abi var. Kaan, Kamil ve Yiğit abi. Bugün hemen ne yapacağımızı anlatayım, hemen böyle toparlayalım kısaca. Çizgi filmlerin ve masalların gerçek sonları isimli bir videom var. Eğer önceden de gördüyseniz haberiniz vardır zaten. Bunun ikincisini çok istemiştiniz, yorumlarda belirtmiştiniz bunu. Ben de bunun ikincisini çekeceğim bugün. O zaman hemen başlayalım. En sevdiğiniz çizgi film neydi abi? Masallarda mı? Çizgi filmde olur, Disney masalı olur. Pokemon'du. Pokemon. Kantur. Şey mi? Ayı. Sen senin? Tsubasa sevmiyor muydun? Kesin Tsubasa seviyorsun. Tsubasa çok izlemedim ben ya. Allah Allah. Bizim zamanımıza yani çok şey yani, değildi. Ya hastasıyım Pokemon'un ya. Çok popüler değildi. Pokemon'u falan da çok severim de. Pokemon'u ben de çok severim. Şerefsizin biri o yıllar sonra çıktı ya, atlamıştı. Onun ne olduğu Bankum'dan. Haberini gördün mü abi? Pokemon'un sonunu izleyemedim onun yüzünden. Şimdi de aradığımda Türkçe buluyorum dublajı. Türkçe dublajdan o kadar tiksinmişim ki izleyemiyorum. Çocukken iyi geliyordu ama. Şey, o çocuk arabesk rapçi olmuş. Lanet olsun ona. Senin neydi? Beyblade olabilir ya. Ya Beyblade'i ben de çok seviyordum. Ama şimdi anlatacaklarım arasında sizin favorileriniz yok. Belki sizin favorileriniz vardır. Bakalım. Ben çok seviyordum. İlk sıraları oynar benim şeyimde, sıralamamda. Bugs Bunny. Hmm. Bugs Bunny'nin sonu. Şimdi internette Bugs Bunny'nin sonuna baktığımda 174. bölüm son bölüm olarak geçiyor. Ama bundan farklı iki tane yayınlanmadığı söylenen final teorisi var. Yani internette dolanan böyle dedikodular var. Reddit'te, orada burada. Yani sadece Türkçe şeylerde değil. Bütün kaynaklara baktım. Genelde zaten İngilizcelerden bakıp yapıyorum şeyleri, bu videoları. İngilizce kaynaklara baktığımda da bu iki teorinin çok konuşulduğunu gördüm. Yani kesinliğinden emin değilim ama konuşulan şeyler bunlar. O yüzden bunu anlatacağım şimdi. Şimdi gelelim Bugs Bunny'nin sonu olarak iddia edilen iki senaryoya. Bunların birincisi. Şu avcı vardı ya hani, adı neydi şey? Kel şapkalı bir tane avcı vardı. Kırmızı aydı. Hayır lan. O Sam. Şapkalı. Kahverengi şapkalı tüfekli bir avcı vardı. Neyse. Ha. Görselini koydum buraya. Siz adını olmuş, tanıyorsunuz. Duymuyoruz ki benim bildiğim. Bilmiyoruz. Öyle mi? Yok. Ben hatırlamıyorum adını. Ben de sormuyorum. Ben görseli koydum, siz tanırsınız büyük ihtimalle. Bildiğiniz üzere bu avcı sürekli Bugs Bunny'yi böyle yakalamaya, avlamaya çalışıyordu. İşte av sezonu açılıyordu bilmem ne falan filan ama bir türlü yakalayamıyordu. Bildiğimiz Tom ve Jerry veya Tweety Sylvester hikayesi gibi. Bu teorilerden bir tanesinde finalinde avcının sonunda Bugs Bunny'yi yakaladığı söyleniyor. Avladığı söyleniyor. Yani bu teorilerden bir tanesinde bizim ana karakterimiz ölüyor. Teorilerden biri bu. İkincisi de... Ama çizgi filmde bu hiç olmuyor. Yani internette son bölüm olarak 174. bölüm geçiyor. 174. bölümde böyle bir şey yok. Ama bayağı bir işte forumlar, filmle alakalı siteler bilmem neler, her yeri taradım. Özellikle bu çok geçiyor. Yani bu oldu diyorlar. Ama kesinlik yok işte. Onu baştan söylüyorum. İkincisi de Bugs Bunny ile Daffy Duck bildiğiniz gibi aynı evrende geçen karakterler. Aynı evrende yaşayan karakterler. İşte günümüz süper kahramanları gibi. Nasıl Iron Man, Kaptan Amerika aynı evrendeyse işte Batman, Superman falan. Bunlar da aynı evrende yaşayan karakterler. İkinci iddia edilen sonda da Daffy Duck Bugs Bunny'yi çıldırtıyor böyle. Sürekli sinirini falan bozuyor Bugs Bunny'nin. Bugs Bunny de buna dayanamıyor. Bayağı sinir krizi geçiriyor. Daffy Duck'ı öldürüyor. Parçaları falan ayırıyor. Göle atıyormuş. İkinci teoride de böyle. Ben buna inanmıyorum. Böyle bir şey olmamıştır bence. Bunları nereden çıkarıyorlar peki? İşte birkaç tane animasyon tarzı böyle işte çizgi film gibi şeyler var. Ama başkalarının yaptığı belli oluyor. Özellikle ikinci için. Birinci için aynısını söyleyemem. Ama ikinci için bu belli oluyor. İşte Daffy Duck'ı öldürüyor. Göle atıyor falan ama daha böyle hani amatör durduğu belli oluyor. Belli ki o iş gerçek değil. Ben inanmıyorum. En azından siz de fikrinizi belirtin, siz şuraya anket koyarım, yorumlarda yazarsınız. O zaman şimdi hemen ikinciye geçiyorum. İkincisi, Teletubbies'leri izlediniz mi? İzledim. Sen? Tabii. İyi tabii sen. Sen bizim jenerasyondan değilsin. O benim yetişkinliğime denk geldi, evet. İzlemedim ben ya. Teletubbies'leri ben izledim. Biz üçümüz yakın jenerasyonlardayız. Üçümüz izledik, biliyoruz. Seviyor muydunuz peki şeyi, Teletubbies'leri? Ben denk geldiğim zaman açıyordum ya. Sen? Ben çok sevmezdim. Niye lan? Salakça geliyordum ben. Teletubbies'ler güzeldi be. Diyorlar onlara. Evet, öyle söylentiler var. Teletubbies dedim mi tontiş de. Erkek miymiş o? Ben öyle biliyorum. Yani öyle dedikodular da var ama onun da işte kesinliği yok. Teletubbies'lerin sonuyla alakalı yine kesinlik olmayan bir şey var. Bak açık açık söylüyorum. Bunları araştırdım, buldum ama %100 emin değilim bunlarla. Yine de bulduklarımı anlatıyorum size. Bu finali olarak iddia edilen bölüm şöyle. Bildiğimiz bu sevimli karakterler Teletubbies'ler gidiyorlar böyle, takılıyorlar yine kendi kasabalarında falan. O kasabaya bir tane küçük bir kız geliyor. Ama Teletubbies'ler gibi değil. Bildiğin insan. Teletubbies'ler de bunu görüyor. Daha önce hiç insan formunda bir şey görmedikleri için korkuyorlar falan.
falan. Kız da bunlarla oyun oynamak istiyor. Yanlarına falan gidiyor. Bunları işte yaklaşmaya çalışıyor falan filan. Bizim Teletubbiler de, o sevimli karakterlerimiz Teletubbiler de bunu görüyorlar, korkuyorlar. Korktukları için de en sonunda ne yapacağız, ne yapacağız diyorlar. Öldürüyorlarmış. Bu bak söylüyorum, söylenti. Emin değilim. Öldürüyorlarmış. Hatta üzerine şöyle bir mevzu. Mustafa Anlı ile. Bütün hepsi cinayetle sonuçlanıyor. Abi internette çoğu şey böyle ya. Çoğu çizgi filmler bilmem ne. Finalleri hep öldürmeli mi öldürmeli yazıyor. Neyse sonra kızı öldürdükten sonra bir de böyle ayin tarzı böyle bir şeyler yapıyorlarmış. En sonunda da o güneş yükseliyordu ya bir tane. Bebek çıkıyordu güneşten falan. Güneşte bebek çıkmıyormuş böyle. Böyle tövbe estağfurullah bir surat görünüyormuş. Bebek değil. Şeyler de Teletubbiler de ona böyle selam duruyorlarmış. Bunu da Illuminati'ye bağlıyorlar. Şey gibi bir müzik mi çalıyormuş kanka? Törende. Müziğini bilmiyorum. Müziğini bilmiyorum. Onu görmedim. Bununla ilgili şeyler var. Birkaç tane görüntü var. Ama işte araya böyle hani karıncalanma falan filan giriyor görüntülerde. Görüntüleri bu arada buraya koymayacağım. Çünkü baya hani satanist gibi muhabbetler falan var böyle görüntülerde. O yüzden koymayacağım ama var görüntüleri. Yine de ben yine buna inanmıyorum. Böyle bir şey yayınlanmış olamaz. Yani mümkün değil. Çünkü doğru düzgün bir senaryo değil. Bir hikaye bir yere bağlanmıyor. Teletubbiler öldürüyor. Ayin yapıyor. Güneşe selam duruyor falan. Bu bence yayınlanmamıştır. Bence böyle bir şey olmamıştır. Bunu yayınlasalar zaten kesinliğinden emin olurduk böyle bir şey. Bunu da yedirmişler bir şekilde diye düşünüyorum ben. Yani bu bence şehir efsanesi. Bence uydurma. O zaman geçelim ötekine. Yiğit abi bu sana gelsin. Az önce ilk sorduğumda Tsubasa demiştin. Gerçi yo Pokemon demiştin. Tsubasa'yı Kamile demiştin. Tsubasa mı? Tsubasa'yı Tsubasa izlemişsindir. Aa böyle. Ben çok severim. Ciddi misin? Hala izliyorum. Tsubasa'nın sonunu anlatacağım sana. Spoiler vereceğim. Olsun. Tsubasa'nın sonu. Bildiğiniz üzere Tsubasa bir futbol efsanesi kendisi. İnanılmaz bir yetenek. Bir şutu 50 saatte kaleye gidiyor. Ama müthiş bir topçu kendisi. Kamil'den iyi olmasın. Kamil de bu arada iyi top oyuncu. Ben oradaki kaleci. Ben oradaki kaleci. Bakabayashi. Bakabayashi derler. Görüyorsun değil mi anime şeyi? Psikopatı. Şimdi hemen anlatıyorum sonunu. Tsubasa reisin. Tsubasa böyle takımıyla yine başarıdan başarıya koşuyor. Kupalar kaldırıyor. Şampiyonluklar bilmem neler. Yardırıyor gidiyor. Yüzünü niye yıkıyorsun kanka? Yüzümü mü yıkıyorsun? Ha, böyle yapıyorum. O benim şey. Bende şey özelliği varmış abi. Psikologta söylemişlerdi. Ben çapak kalmış sol gözle. Kur. Yok olmuyor bir şey ya. Gözü tümüzü. Ben de şey psikologta demişlerdi sende kinestetik özellik var diye. O da şeymiş konuşurken elleri sürekli hareket ettirme. Hiperaktivitenin bir altı imiş. Öyle demişlerdi. Bu da böyle bilgi alın bununla ne yaparsanız yapın. Neyse başarıdan başarıya koşarken falan filan böyle takımı taşıyor tamam mı? Takımdan giden önemli isimler falan var. Ben hatırlayamıyorum o isimleri de sen belki bilirsin. Gidiyor bunlar falan ama Tsubasa taşıyor takım. Ay şeydeki gibi. Ben de PES'te FIFA'da kariyer modu yaptım da öyle yap. Takımdan millet gidiyor ben Şampiyonlar Ligi'ni falan tek başıma alıyordum. Neyse takılıyor böyle. Son bölümde artık kulübe gidiyor diyor ki reisler diyor ben size çok hizmet ettim diyor. Hani bayağı başarıdan başarıya gittik diyor. Almadığımız kupa kalmadı diyor. Ben çok buraya artık emek harcadım diyor. Artık diyor ben kariyerimi farklı yönde ilerletmek istiyorum diyor kulübe. Kulüpte ne yapsın el mahkum. Artık Tsubasa'ya elveda deme vakti geldiğini öğreniyor. Tsubasa da o takımından, takımın adı neydi? Hatırlamıyorum. Tokyo FC'dir. Tokyo Gücü. Tokyo Gücü. Tokyo Gücü takımından ayrılıyor. Tokyo Spor. Sonra da kariyerine Brezilya'da başka bir kulüpte devam ediyor. Yani bunu biliyor musun? Bu sonu. Ben doğru mu? Doğru mu? Doğru. Teyit geldi Kaan'dan. Evet. Kaan'dan teyit geldiğine göre buna kesin doğru gözüyle bakabiliriz. İşte bak bunlar olabilir ama Teletubbiler yani mümkün mü abi böyle bir şey anladın mı? Şerefsiz Tsubasa ülkesini satmış. Başka milli takımda oynamamış. Milli takımda oynamamış. Milli takımda oynayamaz. Niye? Hayır başka milli başka milli takımı hani Japonya dışında başka bir milli takıma gitmemiş. O yüzden çok şey yapmaya gerek yok. Hani Yiğit abi dedi ya vatanını futbol satmış. Futbol kuralında öyle bir şey yok. O evrende öyle bir şey var mı bilmiyorum da futbolcular da bir kere milli formaya giydiği zaman herhalde. Tamam tamam. Ben de şey diyorum. Tsubasa da Japon milli takımı için oynuyor mu hiç? Oynuyor. Ya o zaman oynayamaz abi. Yani bir kere formasını giymen yeterli. Aa, mesela Tolga'nın evet, gurbetçi futbolcuların bazıları atıyorum Mesut Özil şu an Türkiye'ye gelemez. Allah Allah. Gelemez. Bak Tolga Yarsan'ın mesela meselesi çözülmeye çalışıyor. Alex mesela Türk milli takımında oynamak istiyordu ama Brezilya milli takımında oynadığı için şey yapamadı. Saçmalık. Mesela ondan sonra Türk olan futbolcular var Aurelio. Aurelio. Onlar Nobre. Oynamamıştı Brezilya'da. Evet. Türk iç forma giymemen lazım. Alt yaş kategorisinde giyebilirsin sadece. Neyse mevzu çok futbola döndü. Bunu artık kapatıyorum Tsubasa'yla beraber. Hemen sıradakine geçiyorum. Sıradaki bir çizgi film değil. Gerçi belki çizgi filmi de yapılmıştır. Hansel ve Gretel. Yapılmıştır illa. Çok ünlü. Hansel ve Gretel'in çizgi filmi var oğlum. Var mı? Tabii canım. Disney masalından çizgi filme çevirmişler o zaman. Ya Hansel ve Gretel'in hatta uzun soluklu çizgi dizisi de var diye hatırlıyorum. Ha. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama şeyi biliyorum. Film gibi o
olduğunu biliyorum, hatırlıyorum. Onu yapmışlardır diye tahmin ediyordum ben de zaten. Ama orijinalinde bir Disney masalı zaten. Hansel ve Gretel. Hansel ve Gretel Disney masalı değil. Grimm kardeşlerin masalı. Ama Disney almadı mı onu? Ya, Grimm kardeşler yazmış 1600-1700'de oğlum herifler. Tamam ama yani artık Disney masalı olarak geçiyor sonuçta. Aslında bir korku hikayesi zaten. Bütün Grimm kardeşlerin bütün hikayeleri korku hikayesi ama Disney onları yumuşatmış. Heh işte onu anlatacağım ben de. Bir önceki videoda da aynı muhabbet vardı. Disney bir ton böyle korku dolu, vahşet dolu, kan dolu masalı alıp çevirip bize öyle yedirmişler. Pinokyo, Uyuyan Güzel, işte Pong Prenses, bilmem ne falan. Bir sürü var bunlar. Hansel ve Gretel de onlardan bir tanesi. Hansel ve Gretel de orijinal hikayeyi zaten biliyorsunuzdur. İşte Hansel ve Gretel gidiyorlar yolda, yere bir şeyler döke döke. İşte cadının evine rastlıyorlar. Cadı bunları alıyor bilmem ne falan filan olaylar geçiyor. Orijinalinde cadı yerine bir harbi böyle bir şeytan figürü varmış. Şeytan ve şeytanın karısı. Bunlar kaçırıyormuş çocukları. Sonra hikayenin orijinal adı bu arada The Lost Children'mış. Evet, öyleymiş. Normalde Hansel ve Gretel şekerden yapılan cadının evini şeker yemek için gidiyorlar cadı evine. Arkalarında işte. Da ekmek kırıntıları bırakıyorlar. İşte bunda... Kaçırmıyorlar aslında. Ama cadı onları hapsetmiyor mu işte? Oraya gittiklerinde hapsediyor. Ha onu diyorum işte. Burada bu çocuklar rastlıyor hikayenin orijinal halinde. Rastlıyorlar. O şeytan figüründeki adam ve karısı bunları hapsediyor. Öldürüp yiyecekler. Planları bu. Şeytan işte bunları tutsak ediyor. Sonra şeytan çıkıyor. Karısına bırakıyor bunları. Çıktı gitti. Çıktı gitti mi? Çıktı gitti. Çıktı gitti. Neyse. Bunları mı yiyorsunuz ya? Çocukları da öldürme planları şu şekilde yemeden önce. Testere sehpası gibi bir şeyleri varmış, tamam mı? Çocukları buna yatıracaklarmış, öyle öldüreceklermiş, sonra yiyeceklermiş. Kanka Müge Anlı, Palu ailesi. Harbiden Palu ailesi ya. Sonra karısı işte kocası gelmeden, Şeytan Bey gelmeden yemeği artık hazırlamak istiyormuş. Çocuklara demiş ki şuraya yatın ölün. Yemin ediyorum İngilizceden böyle çevrildi bu yani. Bildiğin okudum, çevirdim, yazdım. Aynı bu şekilde yazıyordu yani. Hiçbir şeyini değiştirmiyorum, abartmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sonra yatım matım bilmem ne muhabbeti dönüyor. Çocuklar da zaten orada hapsedildikleri zamandan beri kaçış planı arıyorlar. Ne yazıyor İngilizce'de? Both bad and died. Neydi? Soul bilmem neli bir şeyi var. Bu testere sehpası dediğimiz şeyin. Tek kelime ama. O testere sehpası olarak çevriliyor. Şuna hani lie on the bilmem ne işte. Soul bilmem ne geçin diyor. Neyse çocuklar da kaçış planı ararlarken şeytanın karısına burası bana komik geldi, baştan söyleyeyim de şeytanın karısına şey diyorlarmış abi, biz nasıl buna yatacağımızı bilmiyoruz. Ayrıldı sen kardeşim. Demişler bilmiyoruz. Sen bize diyor göster diyorlar. Biz ona göre yatalım diyorlarmış. Şeytanın karısı da tamam diyormuş. Yani. Nasıl oluyorsa yani, nasıl bir ikna kabiliyeti varsa ve nasıl inanıyorsa buna yatıyormuş oraya. Göstermelikten şöyle bir yani dokundurmadan. Çocuklar da bunu itiliyormuş üstüne. Ölüyormuş orada o. Çocuklar da kaçıyormuş. Şeytan da eve geliyormuş. Olayı görüyormuş. Çocukların peşinden gidiyormuş ama yolda başına türlü musibetler, türlü belalar geldiğine ötürü şeytan da ölüyormuş. Çocuklar bu şekilde kurtuluyormuş o tutsaklıktan. Çok saçma geldi bana. Aslında şeytan çocuklar. Disney'de de galiba öyle bir şey var ya, cadıyı kandırıyorlar abi. Ama abi böyle de kandırılmaz, daha düzgün bir şey yedirseydiniz bari ya. Yani filmlerde bile bu tarz bir şey olduğu zaman diyorsun bu ne lan diyor yani, böyle de yazılmaz diyorsun hikaye. Yani sen buraya yat da bize göster, biz öyle ölelim. Önce sen yat ama. Niye? Öyle. Biz yapamıyoruz. Neyi yapamıyoruz? Yatamıyoruz. Saçma yani. Bana saçma geldi. Yani bu sefer bir önceki videoda anlattığım gibi Disney masalında hani mutsuz bir son yok. Ama yine de hikaye Disney tarafından değiştirilmiş. Olayın özü bu. Bitti. Kanlı kısım. Şey. Aynen. Ha. Ama mesela Pinokyo çok değişmişti. Pinokyo çok değişmişti. Yapıyorlar diye hatırlıyorum. Yok orijinalde mi? Evet. Aa doğru, evet evet. İdam ediyorlar, yakıyorlar. Gollodini miydi onun yazarı? Adını hatırlamıyorum valla. Yalan olmasın, adını hatırlamıyorum. Gollodini mi, öyle bir şey ya. Ama işte Pinokyo Carlo şeyi Gollodini öldürüyor. Dini, neydi onun adı? Kriket vardı ya. Onu öldürüyor. Ondan sonra işte deli manyak bir şey oluyor zaten. Sonra da idam edilmesini istiyormuş mesela. Disney komple değiştirmiş. Çok var böyle işte, az önce anlattım, Uyuyan Güzeldir, odur budur bilmem nedir. Disney yine böyle bir şey yapmış. Bunlar da bazı çizgi filmlerin ve Disney masallarının gerçek sonlarıydı. Artık sonuna gelelim videonun. Önceki videonun linkini de bir yere koy ki ya. Evet, önceki videonun linkini de yukarı koydum. İsteyen oradan onu da izleyebilir. Orada kaç madde vardı? Yanılmıyorsam 7 tane yapmıştım orada. 7 tane çizgi filmin ve masalın sonu da orada bulunmakta. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. O halde kapatalım gidelim. Öyle midir? Öyledir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.